Piyasalardan son durum ve gelişmelerle piyasaya bakışta tekrar birlikteyiz. Bugün piyasaların gözü merkez bankalarında, sabah Japonya'dan gelen açıklamaların ardından öğleden sonra bu konudaki gelişmeler takip edilecek. Saat 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın kararı gelecek, bunu hatırlatalım. Hemen ardından da Mario Draghi'nin basın toplantısı var. Saat 15.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ama bu arada saat 14'te de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Son günlerde faiz artışına İngiltere Merkez Bankası ne kadar yaklaştı sorusunu soruyoruz. Bugün faizde bir değişiklik yapıp yapmayacağına bakacağız. Aynı zamanda varlık alım programlarında bir değişiklik olacak mı? Buna da bakacağız. İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizi 0.50 seviyesinde. Avrupa Merkez Bankası'nın ise 0.15'lerde. Bu arada faizler konusunda da bir sinyal verebilir Draghi, bunu izliyor olacağız. Rusya Ukrayna için ateşkes umudu arttı. Dün piyasaları bu pozitif yönde etkilemişti. Bugün Avrupa piyasalarının açılışında negatif bir hava gördük. Amerika'da dün kapanışlar yatay bir seyre işaret etti. Dow Jones dışında Nasdaq ve S&P'de düşüş var. Dow Jones endeksi ise yükseldi. NATO zirvesi bir yandan başlıyor. Gözler bu zirveden gelecek olan mesajlarda jeopolitik riskler açısından önemli. Amerika'da bugün kritik bir veri ADP özel sektör istihdam verisi Türkiye saatiyle 15.15'te açıklanacak. Ama sadece bu değil, aynı zamanda haftalık işsizlik maaş başvuruları ve ISM hizmette gelecek veriler arasında. Altın fiyatlarında düşüşün devam ettiğini görüyoruz. 1260-1270 dolarlar aralığında bir sıkışma var. Küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının azalması emtiaya satış getirmiş durumda. Eurodolarda bir toparlanma olmuştu. Rusya-Ukrayna geriliminin azaldığı yönündeki haberler etkili olmuştu. 1.31.50'ler civarında parite, ama belki de bugün en hareketli para birimi euro olabilir Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı dolayısıyla. Dolar TL'de 2.16 seviyelerinde bir hareket görüyoruz, ama 2.16'nın altına sarkan sabah saatlerinde seviyeleri de gördük. Borsada ise yatay yönsüz bir seyir şu dakikalarda, hatta bir parça satış baskısı etkili. Hemen rakamlara dönelim. Borsa İstanbul 81 bin seviyesinin üzerinde dün kapatmayı başarmıştı. Son günlerde bu seviyenin üzerinde bir kapanış görmüyorduk borsada, hatırlayalım. Ve şu dakikalarda ise yine 81 binin üzerinde, ama bir bekleyiş havasının etkili olduğunu görüyoruz. Yükselişlerin sınırlı kaldığı açılış itibariyle izlendi borsada. Endeksin gördüğü en yüksek seviye 81.500'ler oldu. Avrupa'ya dönelim. Zayıf açılışlar var demiştik. Dün Avrupa borsalarında güçlü yükselişler vardı. Bugün tablonun değişmiş olduğunu görüyoruz. Hemen hemen tüm borsa endeksleri geriliyor. Londra hariç, Londra piyasasında hafif bir prim oranı var. Ama onlar da İngiltere Merkez Bankası'nın açıklamalarına bakacak bugün diyelim. Ve buradan sektörel hareketlere dönelim. Borsada hangi sektörler hareketli? Bugün yönsüz bir seyir var dedik. Yön arayışı devam ederken yükselişlerin sınırlı kaldığı görülüyor. Bankalar tarafındaki yükseliş hareketi yine bugün çok güçlü değil. 153 bin sınırında bankacılık sektör endeksi, ancak bu seviyeyi aşamıyor. Mali sektörde yine sınırlı da olsa pozitif bir hava görüyoruz. Sigorta, tekstil, metal sektörleri yine gerileyen alt sektörler arasında spor endeksinin düştüğünü görüyoruz. Dün metal sektörü hisseleri günü iyi kapatmıştı, güçlü kapatmıştı. Sanayi endeksi, gıda, içecek ve hizmetler geriliyor. Az sayıda sektör endeksi pozitif bir görünüm var. Bir de 30 hisselerinin performansına bakalım. Orada nasıl bir tablo var? Dün hatırlayacaksınız 81 binin üzerinde bir kapanış görmüştük borsada. Bankalarda %1'lere yaklaşan prim oranları vardı. Bugün bankacılık sektörü tarafına borsada baktığımızda karışık bir görünümün etkili olduğunu görüyoruz. Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi hisselerinde bir miktar satıcılı seyir var. Garanti Bankası, Halk Bankası ve İş Bankası'nda primler var. Ama ekrana da yansıdığı gibi çok güçlü yükselişler olmadığını görüyoruz. Hatta dünkü kapanış seviyelerine doğru hareketler var. Evet, holdingler tarafında dün yükseliş görmüştük. Tekfen Holding, Sabancı Holding ve Koç Holding'de gün sonunda. Bugün Sabancı Holding ve Tekfen'de yine primli bir hava var, ancak çok güçlü değil. Ve Kardemir, Ereğli Demir Çeliğe baktığımızda ise karışık bir görünüm olduğunu görüyoruz. Ereğli gerilerken Kardemir hissesinde yükseliş şu dakikalarda etkili. İnşaat sektörüne bakalım. 30 hisseleri içerisinde Emlak Konut ve Enka İnşaat'a baktığımızda her iki hissede de satış baskısının etkili olduğu seansa dikkat çekiyor. Perakende ile devam edersek Bin Mağazalar ve Migros'ta da satıcılı bir seyir var. Arçelik Sanayi tarafında %1'in üzerindeki değer kaybıyla zayıf bir hareket sergiliyor. Bu arada Petkim hissesinde de satış baskısının etkili olduğunu söyleyelim. Bu tarafta Şişe Cam'ı görüyoruz. Şişe Cam hissesi bir miktar primli seans içinde 3 liranın üzerinde bir hareket sergiliyor. Yine Aselsan yükseliş eğiliminde olan hisselerden bir tanesi ve iletişim tarafında da
Türk Telekom'u pozitif tarafta görüyoruz. Otomotiv hisseleri yine 30 içinde zayıf bir hareket sergiliyor bugün. Tofaş Oto ve Ford Otosan'da satış baskısı var. Ülker'de de yine düşüş görüyoruz. Turkcell tarafında da bir miktar kayıp var. Her iki hissede iletişim sektöründe dün primli bir kapanış yapmıştı. Evet, borsada bir yandan da alternatif piyasaları izliyoruz son dönemde. Bu hafta içinde dolar TL kurunun 2.17'li seviyeleri aştığını görmüştük. Ancak oradan Türk lirasında bir rahatlama hareketi dün gerçekleşmişti. Enflasyon korkulan kadar yüksek seviyelerde gelmedi. Ve aynı zamanda küresel anlamda da dolar talebi dün bir miktar zayıflamıştı. Ukrayna, Rusya ateşkes beklentileriyle birlikte. Bugün döviz sepeti yine dün bıraktığımız noktalarda aslında 2.50'li seviyelerde. Zaman zaman bunun altına sarkıyor. Euro TL ve dolar TL'de yukarı yönlü hareket var. Ancak ekranda yansıdığı gibi çok güçlü hareketler değil bunlar şu an için. Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda, euro toparlandı demiştik, bir yılın dip seviyelerinden döndü. Bu hafta 1.31'lere kadar gerilediğini, geri çekildiğini görmüştük 1.31'lerin üzerine. Şu dakikalarda ise 1.31.40'lar civarında ve dolar endeksi Avrupa Merkez Bankası beklenirken dolar yine talepli gözüküyor. Bir yandan da Amerikan verileri var, yarın açıklanacak. Bunlar kritik veriler. ALM menkul değerlere dönelim. Bugünün gündemi hareketli olacak. Merkez bankalarını izleyeceğiz. Rıdvan Baştürk karşımızda, bizi nasıl etkileyebilir Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalar? Rıdvan, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Dün borsada 81 binin üzerinde bir kapanış vardı. TL'de baskının azaldığını görmüştük. Bu sabahsa bir yön arayışı var gibi yurt içi piyasalarda ve Avrupa'da gözler. Oradan gelebilecek açıklamalar iç tarafta ne kadar etkili olur? Avrupa Merkez Bankası'nın borsada ve kurda etkisini görür müyüz? Evet, dün yurt içinde enflasyon verileri takip edildi. Aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen borsada, Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler gördük. Bunda da en önemli etken Rusya ve Ukrayna tarafından gelen tansiyon düşürücü haberler oldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı ılımlı açıklamalar borsanın yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. Bugüne bakacak olursak da sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, para politikası ve özellikle Draghi'nin, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin yapacağı konuşma çok önemli olacak piyasalar üzerinde. Draghi'nin FED tarzı bir tahvil alım programına gitme sinyali vermesi durumunda Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Burada da 81.600 seviyesi önemli ön plana çıkıyor. 81.600 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 82.500 seviyesine doğru alımlar gelebilir. Borsa İstanbul'da yaşanabilecek geri çekilme durumlarında ise 81.000 ve 80.500 destek seviyeleri ön plana çıkmaktadır. Dolar TL'ye bakacak olursak da dün tekrar ediyorum, yani enflasyon verisinin yüksek gelmesine rağmen aşağı yönlü hareketler görüldü. Yine Ukrayna ve Rusya haberleri bunda çok etkili oldu. Dolar TL 2.15.60 seviyesine kadar gerilemişti fakat burayı kıramadığını gördük. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nda olacak. Olası bir genişleme, genişleyici bir para politikası sinyali vermesi durumunda dolar TL paritesinde de dolarlı olarak aşağı yönlü hareketler görülebilir. Burada da tekrar 2.15 seviyesi ön plana çıkmaktadır. 2.15-60 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda satışlar gelebilir. 2.15-60'tan destek almaya devam etmesi durumunda da dolar TL'de yukarı yönlü hareketler görülebilir. Evet, peki euro dolar için de bir yorum alalım. En hareketli para birimi euro dolar, euro olabilir bugün. Avrupa Merkez Bankası öncesi bir toparlanma hareketi gördük. Hangi seviyeler önemli olabilir? Bir kırılma yaşanabilir mi paritede? Euro bölgesinde dün hizmet PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen yukarı yönlü hareketler gördük. Yine burada da Ukrayna ve Rusya tarafından gelen olumlu açıklamalar etkisini gösterdi. Fakat euro dolardaki yukarı yönlü hareketler biraz kısıtlı kaldı. 1.31.60 seviyesine doğru yükseldi fakat burayı kıramayınca bir miktar geri çekimler yaşadı. Şimdi bugüne bakacak olursak olası bir parasal genişleme sinyali verilmesi durumunda Draghi konuşmasında aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. Burada da önemli olarak 1.31.15 destek seviyesi karşımıza çıkıyor. 1.31.15 destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda euro dolarda zaten bir süredir devam eden aşağı yönlü trend gücünü tekrardan kazanabilir ve aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. Toparlama durumlarında da dün tekrar test ettiği seviye olan 1.31.60 direncine doğru bir miktar hareket görebiliriz. Bugün de Amerika tarafında da önemli veriler var. Özellikle ADP tarım dışı istihdam değişikliği, işsizlik başvuruları öne çıkıyor. Ayrıca da ISM hizmet endeksi de takip edilmesi gereken veriler.
Peki Rıdvan, çok teşekkür ediyoruz. İzleyeceğiz. Sadece Avrupa tarafı değil, aynı zamanda Amerika tarafı da piyasalar üzerinde etkili olabilir. Saat 14'te piyasaya bakışta tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.